Kendime güvenemiyorum çünkü bu hayatta çok yenilgi aldım. Ben zayıfım, kararsızım ve gerginim gibi cümleler kuruyorsanız, kendinize güvenmek için neler yapılmalı diye sormalısınız. Biz insanlar çok çabuk karar verip çabuk vazgeçebiliyoruz. Duygusal ve zarif insanlara karşı acımasız olabiliyoruz. Dostumuz da olsa yanlış yönlendirebiliyoruz. İnsanın dostu bunu yaparsa, peki ne yapmalıyız? 10 adımla kendine güveninizi tamamlayın. Gereksiz duygulardan uzak durun. Bir olay yaşadığınızda genellikle bir duygu tüm aklınıza hakim olur. Ama bu sizin elinizde değildir. İşte burada yanılıyorsunuz. Duygularınızı kontrol edin. İnsanlar duygularınızla çok iyi şekilde oynarlar. Neye kızacağınızı veya neye ağlayacağınızı bilirler. Bir duygusal bir insansanız durumunuz iyice zorlaşır. Bunun duygu kontrolünü hayatınıza katın. Farkındalığınızı arttırın. Güçlü olun veya güçlü durun. Bu yanıltıcı gibi dursa da hayat kurtaran bir aşamadır. Sun Tzu'nun Savaş Sanatı kitabında da dediği gibi, eğer güçlü değilsen güçlü dur. Bu tüm canlı savunmalarında görebileceğiniz bir aşamadır. Güçlü bir duruş sergileyen hayvan genellikle rakibine karşı 1-0 önde başlar. Ama en önemlisi güçlü durursanız, güçlü olmayı öğreneceksiniz. En önemli adımlardan biri bizce budur. Herkes sizi sevecek diye bir şey yok. Çoğumuzun yaptığı en büyük hata kendimize bu rolü yüklemek oluyor. İnsanların sizi sevmesi genellikle sizin çabalarınızla oluyorsa bir yerde hata yapıyorsunuz. İnsanların çoğu çıkar ilişkilerini benimsemiştir. Kısaca sizden çıkarı olan biri sizi kullanabilir. Fakat eğer bu rolü üstlenmezseniz göreceksiniz ki doğru insanlar ve olaylar sizi bulacaktır. Bu sayede kendinize güveniniz artacaktır. İç dünyanızı tanıyın. Çoğumuz kendimizi tanıdığımızı zannediyoruz ve bir illüzyon yaşıyoruz. Ama gerçeğe odaklanamıyoruz. Kendimizi tanırsak nasıl davranacağımızı keşfedebiliriz. Burada en önemli adım kendimizi bilmektir. Kendinize öz saygınızı geliştirin. İnsanlar size istedikleri gibi davranamaz. Bu sizin yöneticiniz ve taviz verdiğiniz bir dostunuz bile olabilir. Size lakap takılmasından veya negatif bir konuşma yapılmasından hoşlanmıyorsanız, derin bir nefes alın ve ciddi bir dil o kişiyi uyarın. Bu andan itibaren fark edeceksiniz, yüzündeki o gülümseme gidecek ve ne olduğunu anlamaya çalışacaktır. İşte burada güveniniz bir randa artacaktır. Deneyimleyin ve hayata kucak açın. Hepimiz yeni şeylerden korkarız. Bu bazen maddi durumumuzla ve bazen manevi durumumuzla ilgilidir. Ama en kötüsü bu hayatımızı kısıtlayan bir olgudur. Yeni şeyler denemek eskileri kaybetmek değildir. Üstüne başarılar koymaktır. Yükselmek ve enerjinizi yükseltmektir. Mücadele ve başarı. Mücadele etmeyen ya da savaşmayan insanlar genellikle hayatlarında başarıyı kucaklayamazlar. Hayat bir hodri meydandır. Bir savaş yeridir. İster inanın veya inanmayın. Gerçek budur. Güveninizi kazanmak için mücadeleye girin. Başarmak istediğiniz şeylerin listesini yapın. Terleyin ve deli gibi çalışın. Ama vazgeçmeyin, göreceksiniz başarı sizi bulacaktır. Sakin olun, gevşeyin biraz. Çoğu kişi iş hayatında, hatta ev hayatında çok gergindir. Bu gerginlik yanlış yaparım gerginliğidir. Ama yanlış yapmaktan korkarsan öğrenemezsin. Kendine güvenen insanlar hatalarını basamak yapan insanlardır. Kendine güvenmek istiyorsan diken üstünde oturmaktan vazgeç ve gevşe. Kafaya takmayın. Çoğu insan sorunları kafaya takarak güvensiz hisseder ve bu güvensizlikten dolayı hayatını yaşayamaz. Kendine güvenmek istiyorsan her olayı kafaya takma. Odak noktanı kendine güvenmek olarak değiştir. Göreceksin her şey değişecek. El alem ne der? Bundan büyük bir engel göremiyorum. İnsanın güvenini kıran ve her şeyi mahveden bir şey değil mi sizce de? İnsanların ne konuşacaklarını kafaya takarak kendinizi güvensiz ve huzursuz hissedersiniz. Bunu yapmayın. İnanın, herkesin her konu hakkında bilgisi var bu dünyada.
Ama bu bilgilerin çoğu boş ve gereksiz. İnsanların düşünceleri kendilerini ilgilendirir.